Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selda Soytürk Ak Yılmaz, bilinçaltı uzmanısınız, yaşam ve yönetici koçusunuz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş tekrar. Bilinçaltının ilişkilerimiz ve iş yaşantımıza etkilerinden bahsedeceğiz. Bilinçaltı temizliğinden galiba bahsedeceğiz. Bu iş yaşantımıza nasıl etki ediyor bilinçaltımız? Oradan bir başlayayım mı? Olur ama arzu ederseniz bilinçaltı ne onu bir anlatayım. Buyurun. Daha kolay bağlanabiliriz. Buyurun. Orası çok ilgimi çekti. Evet. Şimdi bizim bir bilinçli halimiz var. Bilerek yaptığımız her şey. Konuşmak, işte gezmek, eğlenmek, hayatımızla ilgili kararlar vermek, evlenmek gibi. Bunlar bilerek yaptığımız her şey bizim bilinçli halimizde yaptıklarımız. Bir de bizim bilinçaltı mekanizmamız var. Daha anne karnı itibariyle oluşmaya başlayan bir mekanizma. Yani spermle yumurta döllendiği an bir hücre oluşuyor. O hücrenin bir hafızası var. Dışarıda olup biten her şey annenin karnında iken başlamak üzere o hücreye akıyor. Yani bütün şu anki hayatımızı şekillendiren şeyler aslında o hücrenin hafızasına yüklenen olaylar. Anne baba mutlu mu? Anne rahat, sakin bir evlilik geçiriyor mu? Stresli bir hayat içerisinde mi? Evde kavga, gürültü, parayla ilgili sıkıntılar var mı? Bunların hepsi enerjik olarak o hücreye akıyor. Ve biz o 0-6 yaş dönemine gelene kadar devam ediyor. 6 yaşa kadar bütün hayatımızın temeli. Hani iş hayatı dediniz ya, mesela örnek hemen oradan bağlayayım. Şimdi eğer o yaşadığınız evde bolluk bereketle ilgili sıkıntı var ise, paranın akışıyla ilgili sıkıntı var ise, bunlar ne oldu? O çocuğa zaten enerjik olarak aktı ya, biz hayata artık o negatiflikle bakıyoruz. Para bana gelmez, para aslanın ağzında, para bana gelirse belki de ben onu hak etmeyeceğim, belki para bana gelirse sevilmeyeceğim. Ya da iş hayatıyla ilgili sıkıntılarımızda, bende şans mı var, torpilin olursa işin yürür. Klasik cümleler, dayın olursa işte destek alırsın, yoksa olduğun yerde sayarsın. Yine başka bir örnek, işte kadın müdürle çalışırsan ilerleyemezsin gibi. Bunların hepsi işte bize kodlanan, o bilinçaltımızda kodlanan olumsuzlukların hayatımızda dışa yansıması. Sistem biz farkında bile olmadan maalesef otomatik olarak çalışıyor. Evet, şimdi buraya döneceğiz ama aradaki sorularımı çok güzel söylediniz. Aradaki soruları sorayım, tekrar oraya geleceğiz. Çocuklarımızın hayatının temeli hangi yaşlarda atılıyor? Biraz bundan bahsettik. Bu temel sağlam atmak için yapmamız gereken şeyler var mı? Bize bir tavsiyede bulunabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi bütün hayatımızın temeli 0-6 yaş dönemi. Anne karnı dahil. Biz bütün hayatımız boyunca öğrendiğimiz her şeyin %70'ini, bu bilgi çok önemli, %70'ini 0-6 yaş döneminde öğreniyoruz. O %70'in %50'sini de 0-2 yaş döneminde. Hani bizim hiçbir şey anlamaz diye yatağa koyduğumuz, abugugu kendi kendine büyüttüğümüz o 0-2 dönemi aslında hayatın en önemli dönemi. Sevgili anneler babaların aslında o dönemde çocuklarına gerçekten maksimum sevgi, ilgi ve aslında paylaşım yapması gerekiyor. Mesela benim de 5 yaşında küçük bir kızım var. Biz daha bebekti. İşte onu takardım boynuma, markete giderdik. Bak bu makarna, bak işte burada renkli şunlar var gibi. Biz dışarıdan anlamıyor gibi düşünüyoruz ama bunların hepsi o çocuğun, o bebeğin zihnine kodlanıyor. Sonra hayatının geri kalanında inanılmaz bir hızla aslında dışa vuruyor. Yine ebeveynlere, anne babalara şunu söyleyeceğim. Lütfen çocuğunuzu bir birey olarak kabul edin. Ya bebek dahi olsa. Bebek dahi olsa. Bizim toplumumuzdaki en büyük hata bu. O çocuğu hiçbir zaman birey olarak kabul etmiyoruz. Değil çocuğu aslında. 40'ına 50'sine geliyor. Biz hala evladımızı bir birey olarak görmüyoruz. Devamlı yönlendiriyoruz. Devamlı bir şeyleri dikte ediyoruz. Şunu şöyle yapsan iyi olur. Şöyle davransan iyi olur. Şöyle konuşsan iyi olur. Bence bu böyle. Bence şu şöyle. Aslında dikkat edersek karşımızdakinin iyiliği için yaptığımızı düşündüğümüz şeyler iyilik falan değil. Dikte ediyoruz. Yönetiyoruz. Ve eninde sonunda patlıyor. Ya ergenlikte patlıyor, ya iş hayatında patlıyor, ya evlilik hayatında patlıyor. O yüzden asıl olan şey, kaç yaşında olursa olsun, bebek dahi olsa, onun bir birey olduğunu mutlaka kabul etmemiz gerekiyor. Bilinçaltımızı neden temizliyoruz? Bu temizlik bize ne fayda sağlıyor? Bilinçaltımızı temizlememiz gerekiyor çünkü bizim şu an hayatımızda yolunda gitmeyen ne varsa, korku, kaygı, endişe, güvensizlik, başarısızlık, yetersizlik, iş hayatımızdaki, özel hayatımızdaki, okul hayatımızdaki sıkıntılar, bunların hepsi bilinçaltıyla bağlantılı. Eğer biz o bilinçaltını o negatifliklerle bırakırsak ilişkilerimize de sıkıntı yaşıyoruz, iş hayatımızda da sıkıntı yaşıyoruz, devamlı korku, kaygı içerisinde oluyoruz, devamlı zihnimizi negatiflik üstüne kurguluyoruz ve hayatımız tıkanıyor.
Evet, bilinçaltımız aşk hayatımıza nasıl yansıyor? Ah, çok yansıyor. Şimdi şöyle düşünelim, bir kadınız. Hayatıma... Sözünüzü kesmiyorum, çok güzel anlatıyorsunuz. Buyurun, devam. Hayatımıza Ahmet geliyor gidiyor, Mehmet geliyor gidiyor, İsmet geliyor gidiyor. Ama bakın bir kısır döngü, hep birileri geliyor gidiyor. Neden? Çünkü benim zihnime atılan... Yani herkese gelip gitmiyor canım. O da ayrı bir konu. Evet, gelip gitmeme o da bir sıkıntı zaten ama gelip gittiklerinde de... Bir ya da bir kere geliyor, orada kalıyor. Kalıyor, geliş o geliş. Evet, geliş ya da gidiş o gidiş. İşte bunların hepsi aslında bilinçaltımızdaki kayıtlarla ilgili. Ne var geçmişte de ben şu an bunu yaşıyorum. Buradaki eril enerji akışımız çok önemli. Eğer ben ilişkilerle ilgili sıkıntı yaşıyorsam konunun ne olduğu önemli değil. Mutlaka eril enerji dengesine bakmak gerekiyor. Ve kız çocuğuna gelen o eril enerji dengesi direkt babadan başlıyor. Yani sevgili babalar, çocuğunuz, kız çocuğunuz varsa nasıl bir geleceği olacak diye düşünüyorsanız dönün kendinize bakın. Siz nasıl bir eril enerji akışı veriyorsanız çocuğunuz onu yaşayacak. Eğer çocuğunuzu dinliyorsanız, çocuğunuzu anlıyorsanız, çocuğunuzla kaliteli bir ilişki kuruyorsanız bir baba olarak, kız çocuğu için söylüyorum, erkek çocuğu için de tam tersi, anneyle olan ilişki. Çok önemli bir bilgi bu. Evet, yani evet. Siz o çocuğunuzla ne paylaşıyor iseniz onun zihnindeki eril enerji kavramı o oluyor. Hani hep deriz ya, ya babam gibi adam olmayacak hayatımda dedik gittik babamız gibi adama yapıştık. Ya da annem gibi olmayacağım dedik gittik annemiz gibi olduk. Neden? Çünkü bana kodlanan, o çocukluk itibariyle bana kodlanan neyse ben onu yaşıyorum. O yüzden çok hassas bir konu, mutlaka ve mutlaka çocuklarımızı yetiştirirken bugününü ya yarınını değil... O tabii uzun vadede onun hayatının temelini attığımızı bilmemiz lazım ki çok daha kaliteli, çok daha mutlu olsun o çocuk. Evet. Neden beyaz atlı prens bir türlü gelmiyor? Onu sorayım ben. Ya da hayalleri süsleyen o prensese bir türlü ulaşılamıyor. Evet. Benim beyaz atlı prens de ben 35'ine kadar bekledi. Atının ayağı kırılmış. Ben öyle diyorum. Şöyle evet. Ki şimdi bizim... Hay Allah'ım, programdayız. Ben dağıldım böyle. Bunların aslında hepsi hepimizin yaşadığı şeyler. Çünkü benim kafamda erkeğe yüklediğim anlam o yöne beni itiyor. Gelmez ki, gelmesine gerek yok ki. Benim ona ihtiyacım yok ki. Mesela son dönemlerdeki bizim özellikle 70 ve sonrası kuşaktaki sıkıntımız şu. Biz kadınlara o kadar çok erkek misyonu yüklüyoruz ki. Yapabilirsin, edebilirsin. Senin hiç kimseye ihtiyacın yok. Ama bunu dengenin dışında yüklüyoruz. Çünkü ben hep şey derdim. Benim hiçbir erkeğe ihtiyacım yok. Ne gerek var? Şimdi böyle olunca birinin bana gelmesi mümkün mü? Gelmiyor. İtiyorum. Çünkü diyorum ki ihtiyacım yok. Sonra mı diyorum ki ya niye gelmedi? İşte bak şu kıza bak, yanında pırlanta gibi adamla dolaşıyor. Şu kadına bak işte yanında ne bileyim bulmuş zengini, kariyerlisini. İşte şıkır şıkır dolaşıyor. Bende tık yok. Çünkü benim verdiğim enerji o yönde. Bana yüklenen kodlar o yönde. Ben hani yine kendi hayatımdan örnek vereyim. Benim annem hep şey derdi. Oku, başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Oku, başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ne zaman ki ben 30'a geldim dedi ki kızım evliliğe de ihtiyacım var ama biraz geç kalmıştı. Yani, şimdi yani bak, bunlar bile diyoruz. Oku. Oku. Ama işte oku, başka bir şeye ihtiyacın yok. Başka bir şey. Yavrucuğum, önceliğin okumak, sonra geri kalanı gelir başka bir şey. Şimdi bu işte bunların hepsi bilinçaltı kodu. Oku, başka bir şeye ihtiyacın yok dedin mi zihinde yok, tamam okudum, başka bir şeye ihtiyacım yok. Orada ne diyelim peki, ne desin anneler gençlere? Yavrucuğum, öncelikle oku tabii ki, eğitimini al, kendi ayaklarının üstünde dur. Geri kalanını zaten sahip olacaksın, sen hazır olacaksın. İlişkiye de hazır olacaksın, işte çocuğa da hazır olacaksın. Yaşam kaliteni de ona göre hazır hissedeceksin. Çünkü benim hiç kavramlarım içerisinde bir erkek yoktu. Ben zaten okudum, dünyayı da gezerim, para da kazanıyorum. Niye bir erkeğe ihtiyacım olsun ki? İşte dediğim gibi 30'dan sonra bakıyorsunuz bütün arkadaşlarınız evlenmiş, çoluk çocuğundan bahsediyor. Ha diyorsunuz, bir şeyler eksik, bir şeylerde bir sıkıntı var. Ya evet. Çok güzel anlatıyorsunuz, çok tatlısınız.